ettim. Squid Game dizisinde kullanılan bir özellikle değil mi maskeler var. Maskeler var. Versinler arkadaşlar. Şimdi bu kullandığı hayvan figürlü maskelerin sırrı çözüldü. Maskeler VIP'lerin ölümcül oyunlara insanlık dışı bakışlarını ima edecek biçimde tasarlanmış. O maskeleri verin hemen arkadaşlar ekrana 8 ayı. Ne ifade ediyor hocam? İlginç değil mi? Şimdi Mustafa Kurnaz'a da soracağım ama tabii. Önce sizden mesela bu maskeler, Squid Game'in müziğini de verin istiyorsanız arkadaşlar. İşte bu maskeler çok konuşuluyor hocam. Şimdi bunlar üzerine konuşalım o halde. Bu maskeleri biz nerede görüyoruz? Bir kere maskeler gerek Afrika'da olsun, gerek şamanizmde olsun dini inançlarda önemli yer tutar. Ama daha önemlisi insanları kendi kişiliğinden çıkararak başka bir kişiliğe sevk ederler. Yani siz o maskeyi taktığınız zaman artık kendiniz değilsinizdir. Genellikle maske ritüeli ruhlarla irtibat halinde olma, kendini ataların ruhuyla özdeşleştirme ya da henüz reenkarne olmamış bir varlığı temsil etme amacıyla kullanılır. Bu dinler tarihinde de böyledir. Modern tarihteki maske kullanımı da böyledir. Antik Yunan hariç, Antik Yunan'da mesela tiyatral olarak kullanılmış maskeler. Hmm. Ancak şimdi biz bu maske kullanımını İşte VIP dediğimiz, elit dediğimiz elit tabaka burada benim için elit değil tabii ki ama bu tabakada çok fazla görüyoruz. Squid Game'deki bu maske kullanımı da aslında bizi önce nereye götürüyor onu söyleyeyim. Bakın buradaki gördüğümüz maskeler ve bilhassa oradaki kırmızı tulum giymiş kişinin yüzündeki o kara maske göz önüne alındığında ki onlar yönetici, öbürü de zaten yöneticinin emirlerini uygulayan kişi. Aha. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Gözler tamamen kapalıya gidiyoruz. Şimdi oradan da başka bir yere götüreceğim. Hemen gözler tamamen kapalıya gelsin. Oraya gidelim. Sonra Mustafa Kurnaz oradaki simgeleri başka bir yere getirmiş. Hocam evet, buradaki maske kabala vektör olan vektörde yani kabalanın dilindeki bazı sembollerde çok sık karşımıza çıkar. Buradaki amaç kişinin yani kralın kendisini avam takımına karşı maskelemesi demektir. Oradaki kralı, yöneticiyi, perde arkasındaki yöneticiyi herkes tanıyamaz. Sadece öndeki beliren figürleri tanır. Ne demek bu? Mesela şu an sosyal medya yöneticileri var. Aslında onlar birer piyon. Biz arkasındaki büyük olayı görmemiz lazım. Burada maskeleme yapıyorlar. Maskeleme. Doğru maskeleme. Tabi. Geldi. Gözleri tamamen kapalı. Gözler tamamen kapalı da geldi. Şimdi buradaki kişilerin hepsi maskeli. Evet. İşte elitler. Hocamın evet. da dediği gibi. Yine elitler maske. Elitler yüzleri belli değil. Kim oldukları bilinmiyor. Kendilerini de gizlemişler aynı zamanda. Ama bir şey daha yapmışlar burada bu maskelerle. Her biri bir doğa gücünü temsil ediyor. Dikkat edin şurada duralım. Duralım arkadaşlar. Bakın güneş şurada var. Bir güneş var. Bir doğa gücünü de simgeliyor. Aslında şu ne biliyor musunuz? Salgın hastalıklarda. Evet. Şuraya yakın görelim hemen. Evet. Mesela veba salgınında kullanılan maskedir bu. Öyle o mi? Maske evet bu karga burun maskesi evet. derler ona. O maske sık sık salgın hastalıklarda veba döneminde orta çağda kullanılmıştır. Ama burada daha önemlisi kırmızı tulum dedik ya orada. Mesela burada tahtta oturan da kırmızı giymiş. Aynı şekilde tahtta oturan. O tahtta oturanların emirlerini uygulayıcılar Squid Game'de de öyle. Zaten numaradan insanlar vardır orada. Her birinin bir numarası vardır ve işçi gibi. Evet. Hepsi de adeta. Dolayısıyla buradaki maske sembolizminde yapılan şey doğa güçleri var. O her biri bir doğa gücünü, bir ruhu temsil ediyor ve elitler onlar üzerinden insanları yönetiyorlar. Üst varlıklar adına. Aslında benim için onlar alt boyuttaki varlıklar ama üst varlıklar adına. Ama şimdi bir görsel daha geleceğiz. Oynatın arkadaşlar, oynatın. Bundan sonra, ha bu film nerede çekildi? Herkes bilir ki bu film Rothschild'lerin şatosunda çekildi. Evet. Çok açıktır. Rothschild'lerin şatosunda çekilmiş bir film. Bir maskeli ayindir bu. Hmm. Şimdi bu ayin demek ki zaten yapılıyor. Bu filmin yönetmeni de zaten bundan sonra bu film son filmi oldu ve öldü. Hani öldürüldü de diyebiliriz tırnak içerisinde. Evinde ki öyle bulundu. Bu filmin 15 dakikası kayıp. Evet kesinlikle. Öyle bir şey var. Zaten bu arada hocam çok özür dilerim. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır aramızda. Birazdan canlı yayında Işık'la Zihin Kontrolü ve Bill Gates Türkiye'ye geldi geçen hafta. Öyle değişik yerleri ziyaret etti ki. Bence ekranlarınızın başına kalın. Çok şaşıracağınız ayrıntılar var. Şimdi bir fotoğrafa gidelim. Rothschild'lerin şatosunda çekildi dedik. Ben bir fotoğraf göndermiştim. Hangisi bir acaba? Bir benzerlik açısından. Üste Rothschild'lerin şatosuna ait bir görüntüdeki gerçek maskeli balo vardı. Ve altta da Squid Game'in yine bu maskeli karakterlerin görüntüsü vardı. Alabildiysek tamam onu, birazdan zannedersem değil mi arkadaşlar? Birazdan geliyor. Neden bu maske sembolü kullanılıyor diye o yüzden o fotoğrafı özellikle almıştım. Çünkü buradaki ayin 1970'lerde Rothschild'lerin gerçekten uyguladığı bir ayindi.
gerçekten yaptığı bir etkinlikti. Bu filmde sadece o tekrar edildi film. Tamam hocam. Şey. Bu ayrı şimdi... diğer ismi de ceviz sosu. Onu da ilave edeyim. Bunlar burada farklı bir kan elde ediyorlar aslında. İşkence ve bazı psikolojik baskılar sonucunda. Oradaki kırmızılı olan şahıs da %99 kurban olarak geçiyor burada. O zaman şöyle diyelim. Kan dedi ya hocam. Çok güzel bir bağlantı. Şimdi Squid Game'i verin arkadaşlar. Şimdi Mithras Tapınağı bulundu. Evet. Zerzavan Kalesi'nde. Evet. Orada Mithras Tapınağı'nda işte binlerce yıllık bir tapınak ortaya çıktı. İran'dan gelen Zerdüşt inancına bağlı olarak. Şimdi burada bir güneş vardı gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Hı hı. Mithras dini güneş ile simgeleşir. Aynı zamanda. Çok güzel bir bağlantı evet. Şimdi bu. Ve Mithras dininde o kırmızı çok önemlidir ritüelde. Çünkü bir boğa kurban edilir. O boğanın kanını içtiğiniz zaman siz yükselmiş bir ruh kabul edilirsiniz. Şimdi o boğanın kurban edilmesi aynı zamanda bazı bu tür illüminatik yapılanmalarda insanın kurban edilmesine de tekabül edebilir. Şimdi 9'u verelim hemen. Aynen bir hocam. İnternet sitesine götüreceğiz. Mustafa hocam siz de böyle alayım hemen. Bill Gates'in bir internet sitesi var. Arkadaşlar onu canlı yayında bir deney yapacağız. Squid Game'e bağlayacağız aslında buradan. Evet. Sitenin ismi neydi? Arkadaşlar ekrana hemen versinler. Canlı yayında bir internet sitesi deneyi gerçekleştireceğiz. Çünkü o internet sitesinde evet bu site... Tam adını bana söyler misiniz internet sitesinde arkadaşlar? Ben anlamadım peki. Kushibaby.com Bill Gates'in bir vakfı değil evet. mi Mustafa Kurnaz? Ve hemen ilerletin. Mustafa nedir bu site? Şimdi bu siteye ilk girdiğimizde kayıt ol dediğimizde veya özelliklerine bakmak istediğimizde burada 3 tane sembol çıkıyor. Bu canlı bir site. Hadi Bill arkadaşlar Gates'in. Oynatın. Şimdi bu sembolleri gelsin ekrana ben tek tek anlatmak istiyorum. Tamam hemen. Learn more daha fazla evet. öğrenin dediğinizde geçti. Evet, evet. Tekrar gelin istiyorsanız. Değil mi? Evet. Tekrar gelin tekrar gösterelim herkese. Evet orada Squid Game'in sembolleri var. Squid Game'in sembolleri nedir var. Nedir onlar? Üçgen, kare. Üçgen, kare, daire. Kimlerin sitesiydi bu söylesin hocam. Bill Gates'in sitesi. Şimdi buradaki amaç ne? Biz üç hafta önce bu sembolleri işlediğimizde ne söylemiştik? Bu sembollerin hepsinin insan bilincine ve insan bilinçaltına mesajları var. Peki o maskeleri verin şimdi arkadaşlar o yani insanların yüzündeki evet, üçgen, evet. kare ve daire evet. Squid Game'deki o fotoğrafları verin. Arkasında bir evet gelsin oynatın. Evet bunlar. Şimdi bunlar. Bunlar. Buradaki maksadı gaye şu. Nedir hocam? Şu kare Kabala vektöründe 666'yı temsil eder. Ya bu bakın bu bir komple teorisi değil. Bu bildiğiniz Kabala vektörünü açıp bakabilirler. 666'yı temsil eder. Buradaki kral benim demektir. Bu sembol. Buranın kralı benim, yöneticisi benim. Öyle mi? Tabii bakabilirler. Kabala'daki 666'nın vektörün karşılığı budur. Bu sembol benim sağımdaki insan, krala hizmet eden, soydan gelen insan, diğer boyuttaki varlıklarla iletişim halinde olur demektir. Soldaki üçgen sembolü var bir de. Burada yok. Yok ama burada var. Yok ama normalde var. O da zaten bildiğimiz piramitteki her şeyi gören göz ha. anlamında. Bu arada arkadaşlar diyor ki o sitede sadece o semboller, bu semboller hakkında kısmında sadece çıkıyor. Evet. Ama şunu da söyleyeyim orada geriye dönecek olursak. Ebat Oğaz hakkında. Evet. Hakkında kısmında evet demek hakkında kısmı evet. buna ne? İşaret ediyor. Ya İlluminati'nin yani. Dördüncü kuralı neydi hocam? Nedir hocam? Gizli apaçık ortadadır. 10 numara verin arkadaşlar. O resme tekrar geri dönelim. Resme tekrar geri dönelim. Erkan hocam bir şey gösterecek. Evet, birazdan canlı yayında ışıkla zihin kontrolü yapacağız. Ben yayından önce baktım çok da şaşırdım. Şuna aynı zamanda Kabala'da 666 deniyor ya. Hı hı. Bu aynı zamanda aslında şimdi kare her zaman eski simgeselcikte dünyayı temsil eder. O yüzden mesela Ortodoks veya fark etmez. Mesela Hristiyanlıkta orta çağdaki o kare sembolizmi her zaman dünyayı temsil etmiştir. Ha, bu din, dünyaya bahşedilen şeytani güç. Olarak kabalizmde üst düzey bu dünya ile alakalı bir güç. Çok özür dilerim. Üst düzey Illuminati üyeleri kafalarının tam şu ön kısmına, epifiz bezinin anten kısmına kare takarlar. Vardır bu. Hahamlar bunu çok kullanır. O, evet. Arkadaşlar bir baksanıza internetten. Hahamların kullandığı kafanın bu kısmına kare bir obje kullanırlar. Onun ismi de vardı. Şimdi onu verin arkadaşlar. Şimdi unuttum onun ismini. Temil öyle bir birazdan bir şey. O zaman arkadaşlar o, baksın. Kola da takılır. Şuraya da takılır, tam alnına da takılır. Tevrat'tan bir ayet vardır onda. Evet. O ayet doğrultusunda ibadet edilir. Siyahtır o. Şimdi hatta... gelelim. Mustafa hocam bu bina nedir? Yani yine diyorsun ki sen Squid Game'deki bu semboller bu burası binalarda var. Bu binalar... Tüflin.
Onun ismi. Hmm. Tefilin ya da tüfilin. Tamam. Yapımı 1999 yılında tamamlanan İsrail Tel Aviv'deki... Bir dakika, şimdi izleyicimiz anlaması açısından şöyle yakın görelim istiyorsan Emre. Üçgen bir bina, daire bir bina. Yakın görebiliyor muyuz bilmiyorum. Jimmy'den mi görürsünüz? Ve kare. Şimdi ne tesadüftür ki Squid Game'de de aynı semboller var. Ve bu binalar yan yana yapılmış. Neresi burası? İsrail Tel Aviv. İsrail. Azrail Kuleleri olarak geçiyor. Azrail Towers. Şimdi buradaki işin ilginç tarafı şu binanın şu kısmında, yani şu dört katı. Bizi izleyen izleyicilerimiz bakabilirler. 99 yılında yapımı tamamlanıyor. Burada Mossad'ın kullanmış olduğu bir ofis var. Buradaki ofiste yapılan çalışma zihin kontrolüyle ile alakalı. Mossad'ın binası var. Zihin kontrolüyle ilgili. Şu binada. Şu dört katı. Bizi izleyen izleyicilerimiz bakabilirler. Mossad'ın burada zihin kontrolüyle ilgili çalışmış olduğu bir ofisi var. Ve halen şu anda çalışıyorlar. Ve halen daha da aktifler. Şimdi gelelim bu sembollere. Bu semboller antik Mısır'dan beri insanlarda kullanılan semboller. İlli münaticiler, tapınak, gülhaç örgütleri. Bunlar aslında amacı şu. Biz tanrılar diyorlar kendilerine. Havayı, suyu ve ekinleri kontrol ederiz demek. Havanın sembolüne bakarlarsa üçgeni görürler simya ilminde. Ekinin sembolüne bakarlarsa kareyi görürler. Dairenin sembolüne bakarlarsa suyu görecekler. Biz tanrılar bu üçünü kontrol edeceğiz diyor. Peki önümüzdeki süreçte bizi bekleyen problemlerden bir tanesi ne? Yapay kıtlık. Neyi kontrol etmek istiyorlardı? Ekinleri, gıdayı, suyu. Şu yaşadığımız süreçte zaten dünya genelinde bir su kıtlığı baş göstermeye başladı mı? Başladı. Ya buradan bir mesaj veriyor diyorsunuz. Tabii, hemen şimdi diyecekler ki bize ya kardeşim ne var ne yoktu her şeyden sembolden bir şey çıkarıyorsunuz diyecekler ama. 2019. 2019'un da ekonomist kapağı Erkan hocam gösteriyor. Ekonomistin 12 içe birin arkadaşlar hemen 12 gelsin. Şurayı. 2019'da daha henüz virüs Aralık ayında geldi değil mi? Evet. Şimdi bakın mahşerin 4 atlısı gelmiş bile. Şuradan yakın görüyor muyuz? Parlıyor evet, evet şimdi gözüküyor. Mahşerin 4 atlısı var o kapakta. Şöyle. Evet. Mahşerin 4 atlısı burada gelmiş. Zaten bu işte kıtlık, aç kıtlıkla birlikte açlık tabii ki ölüm gelecek, savaş gelecek. Dolayısıyla bunlar kapımızda şu anda.